Şöyle bak. Tamam devam et. Keser orayı keser. Sen buraya bakalım ama. Önce sen arma yapalım. Birazcık bak. Bozmayalım. Süreç daha önce biz hep planladığımız bir şeydi. Hedefimiz bu çocuklarımızı liglerde nasıl oynatabiliriz? Çocuklarımız zaten amatör liglerde oynayabiliyorlar. Ama biz bunları bir sosyal sorumluluk anlamında komple bir takımda nasıl oynatırızdı? Ben buradan İzmir Spor yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. Başta başkanımız Emin İşletir'e, başkan vekilimiz Nedim Topaloğlu'na. Onlar zaten bizi yakinen tanıyorlardı, biliyorlardı, takip ediyorlardı işitme engellileri. Böyle bir şey yapabilir miyiz deyince biz de işitme engellilerin içinde işte müsait olacak durumdaki çocuklarımızı, 5 tane şampiyonluk yaşamış sporcumuzu buraya getirdik. Tabii İzmir Spor'un bunda çok büyük katkısı var. Tarihi bir kulüp, yine tarihe bir şey geçti yine, tarihe yazdırdı. İşitme engellileri burada bu camiada buluşturmakla. Tabii 2 aydır da bir iyi bir dönem geçirdik. Hazırlık dönemi. Bu hafta ilk maçımızı oynayacağız. İyi şeyler olacağına inanıyorum. Ha bizim amacımız tabii bu çocukları buraya bir sosyal sorumluluk anlamında bir şey getirerek başarı elde etmek. Yani bu çocuklarımız iki dünya bir Avrupa Olimpiyat şampiyonu olan çocuklar, sporcular. İnşallah burada da iyi şeyler yapacaklarına inanıyorum. Uyum nasıl hocam diğer sporcularla? Şimdi uyum olarak ben hiç kafamda bir soru işareti yoktu. Önemli olan buradaki o normal oynayan futbolcu kardeşlerimiz. Kaptanlarımız, büyük olan futbolcularımız bu işe de kendilerini koydular. Onlar da işaret dili öğrenmeye başladılar. İşte sosyal sorumluluk diyoruz ya, bir aile bağı, bir takım nasıl olunur? İşte bu çocuklarımız takımın içine girdiklerinde bir takım olduk, aile olduk biz. Bu kaynaşmamızda hiçbir problemimiz yok. Çok güzel bir ekip ortaya çıktı. İzmir Spor içinde, futbol takım için ilk defa bu kadar büyük bir aile ortamı yakaladık. Ben yarımım hani bu az diyorum, az şeyde işaret de biliyorum. Anlaşmamız yani şu an arkadaşlarımız bir iki tanesi duymuyor. Ve yardımcı oldum mesela, duyanlara falan ben hep çevirdim. Hep ben yardımcı oldum. Öyle yani. Hiçbir sıkıntı yaşamadık. Gerçekten hani arkadaş ortamımız çok iyi. Hemen kaynaştılar. Hani ben normal liglerde de çok oynadım. Diğer arkadaşlarımız ilk defa bir İzmir Spor'a geldiler. Ve zorluk yaşamadık. Hep ben yardımcı oldum. Hani bu şu işaret bu bu. Hemen alıştık bir ayda. Çok iyi bir ortamımız var. Bir sıkıntı yaşamadık. Nasıl bir ortam buldu? Doğru değil diyor. Ama alış lazım diyor. Alıştım abi. Ha, ben Almanya'da doğdum diyor. Türkiye ilk defa Türkiye'ye geldim. Bugün ama doğru yok diyor. Mutlu, çok güzel diyor. Kardeş, aile gibiyiz diyor. Çok yardım verdiler diyor. Çok yardımcı oldular diyor. Ben işitme engelli gibi değil. Eski artı artı daha iyi oldum diyor. Şimdi arkadaşlar ve abilerim diyor, çok mutluyum diyor. Kavga yok diyor. Disiplin var diyor. Antrenmanlar çok iyi. Hep başarı var diyor. Bugün İzmir Spor büyük kulüp diyor. İyi diyor. İnşallah. İnşallah ilk geldim ve başarı olacağız diyor. Eşep. Yuttun, bu hayat sana güzel. Soyadı Metin. Başarılı mı hocam? Soyadı Su. Benim yaşım neyse 34 yaşındayım, alıştım ben diyor. 34 yaşındayım diyor. Küçükten beri diyor, alıştım ben diyor. 34 yaşındayım diyor. Arkadaşlar çok iyi diyor. İzmir Spor geldi ilk defa diyor. Tecrübeliyim ben diyor, anlıyorum hemen diyor. 34 yaşındayım diyor. Adım diyor Orhan, soyadım Aydeniz. Birlik, beraberlik içinde hani bizim tayin bittiğini işaretle öğreniyorlar. İşareti öğrenmeye çok meraklılar. İletişimde hiçbir torunumuz yok.
ta içinde, ta dışında herkes şaşırıyorlar. Hem işaret yapıyorlar, hem tağda futbolunu oynuyorlar. Hani çok memnunuz. Hiçbir sıkıntı yaşamadık. Çok şükür yani buna. Mehmet soyadı Sert. Mehmet Sert. Çok güzel bir ortamda, çok sıcak bir ortamda karşılaştım abicim ben de. Kaptanlarımız sağ olsunlar hep yardımcı oluyorlar bize. Biz de onlara işaret öğretiyoruz. Çok güzel bir ortam var. Yani aile ortamı oluşturduk çok kısa bir süre içinde. Duyduğumuzda tabii biz de bir endişe duyduk ama emin olun bizden daha çok çalışıyorlar, bizden daha çok istiyorlar. Yani bizden bir farkları yok. Yetenekliler de. Zaten kendi başarılarını kanıtlamışlar milli takımda. Hocamız da onlara gerekli ilgiyi gösteriyor zaten birlikte çalıştıkları için. Yani çok kalite insanlar. İnşallah bütün takımlara örnek olur. Bizde de başarılı olurlar. Arkadan geleceklerin önlerini açarlar. Öncelikle ilk başta biz de tabii tereddüt ettik. Acaba nasıl olacak falan. Sonra sezon başladı işte. Arkadaşlarla tanıştık. Zaten normal bizim gibiler. Yani aletleri olduğundan zaten çoğu zaman bir problem yaşamıyoruz. Sağ içinde de hani maçına işte hani enerjisiyle diyeyim, heyecanıyla bazen duyamam olduğunda da bu yüzden işaretleri öğrenmemiz lazım. Mesela birebir adamı tutman gibi bunları öğrenmek zorundayız. Zaten dışarıda hiçbir problem yaşamıyoruz. Çünkü aynı bizim gibiler. Zaten sportif anlamda çok başarılı olmuşlar. Olimpiyat şampiyonu, dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu. Burada da aile ortamını kurduk. Çok güzel bir şekilde gidiyor yani. Zaten biz kaptanlık falan yaptığımız yok açıkçası. Abi kardeşiz. Büyüklerimiz abimiz. Diğerleri de kardeşim. Hep birlikte eşitiz. Yani çok güzel gidiyor. Umarım da sezonda da böyle gidecek. Çok başarılı olacağız. Arkadaşlarımız için de, işitme engelli arkadaşlarımız, alttan gelecekler için de bizim başarılı olmamız onlar için çok önemli olacak diye düşünüyoruz. Bazı hani kelimeleri nasıl yurt dışındaki yabancı oyuncularla öğrenmemiz gerekiyorsa işaret dilinde de bazı şeyler öğrenmemiz gerekiyor. Bunları da öğrendik. Saha içinde zaten öyle anlaşıyoruz. Çünkü maçın enerjisiyle duymama problemleri tabii ki de olabiliyor. Biz de bunu öğrendik. Hani içeride ve dışarıda daha da öğreneceğiz umarım. Yurt dışında da bu çok önemliymiş. Hani yabancı dilin yoksa çünkü yurt dışındaki insanlar bunu biliyormuş.